Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu video bir ürün inceleme videosu. Daha öncesinde fotoğraf testini gerçekleştirmiştim ve oldukça zevk almıştım. Peki hangi telefon? Vivo'nun V30 5G'si. Sarışığı portresiyle, uzun pil ömrüyle, aynı zamanda sizlere bunun garantisini veriyor olmasıyla ve birçok özelliğiyle bu telefon ön plana çıkıyor. Orta üst segment arasında bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Peki detaylarında neler var? Kısaca bir inceleme videosu olacak aslında bu. O zaman tasarımıyla başlayalım. Anlatacak çok şey var. Ben kendimce en sevdiğim özellikleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Cihazın tasarımından başlayacak olursak, arka tarafta cam bir tasarım bizleri karşılıyor arkadaşlar. Yan taraflarsa plastik, metalik görünümlü bir plastik bulunuyor. Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere farklı renk seçenekleri de mevcut. Bu tarafta en sevdiğim özellik aslında farklı bir tasarım var. Böyle mermerimsi bir görünüm sağlıyor. Bu da kendini sektördeki diğer cihazlardan nazaran farklı bir konuma sokuyor diyebiliriz. Arka tarafındaki görünümü sevdim. Üçlü kamera kurulumu var ve alt tarafında star ışığı portresi bulunuyor. Bundan ileriki dakikalarda bahsedeceğim. Gerçekten çok önemli bir özellik. Aynı zamanda bu küçük adacık elmas kesim tekniğiyle kullanıldığı için de tabii ki böyle masalara falan koyduğunuzda size ekstradan fazlalık yaratmıyor. Yani bahsetmek istediğim şeyi biliyorsunuz. Masaya koyduğunuz zaman böyle takır tukur sesler ya da daha kavisli bir ekran bulunuyor. Ama masaya koyduğumuz zaman çok ince bir kesim olduğu için tabii ki göz boyamıyor. Gayet oldukça güzel, şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yan taraf kavisli bir ekran. Kavisli bir ekran olması da oldukça güzel. Bu da ekran gövde oranını büyütüyor demek. Ekran gövde oranı çok güzel bir şekilde korunmuş. %89, yani %90'a varan bir ekran gövde oranı var. Bu da demek oluyor ki dizilerimizi, filmlerimizi gayet güzel bir şekilde izleyeceğiz. Damla çentik kullanılmış. Damla çentik olması da yukarıda böyle herhangi bir kesim olmaması, dediğim gibi videoları, filmleri izlerken gözümüze batmamasını sağlıyor. Oldukça güzel. Tasarım olarak çok sevdiğim bir telefon. Ağırlık olarak da 186 gramlık bir ağırlığı var. Hafif de aynı zamanda. Elde çok şık bir hissiyat uyandırıyor diyebiliriz. Telefonun kutu içeriğine bakacak olursak da en başta tabii ki telefon çıkıyor. Ardından silikon kılıf çıkması sizlere ekstradan bir telefoncuya gitmeme ihtiyacı duyuruyor. Zaten takmanız da oldukça önemli. Kavisli bir ekran olması her ne kadar dokunulması tarafında iyi olsa da telefonunuza kılıf takmanız oldukça güzel. 80 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor ve şarj kablosu da bu cihazla beraber geliyor. Bu segmentteki cihazlarda artık bazen şarj adaptörünü, şarj kablosunu görmüyoruz ama içerisinden çıkması, hızlı şarj olması da oldukça güzel. Orta segment bir cihaz olsa da gerçekten üst segment, premium segment cihazlara nazaran gerçekten onların yanında kıyaslanabilir bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ise gelelim cihazın ekran deneyimine. En başta söylediğim gibi ekran gövde oranının çok güzel bir şekilde korunuyor olması aslında en önemli özelliklerden biri. 6.78 inçlik ekran boyutumuz bulunuyor. Bu ekran boyutu AMOLED bir ekran. Full HD Plus çözünürlüğe sahip bu cihaz 452 ppi'ye kadar da bize canlı bir görünüm sunuyor. Aynı zamanda ise 120 Hz bir ekran tazeleme oranıyla da bir akışkanlık sağlıyor diyebiliriz. 1.7 milyar renk seçeneğiyle beraber de HDR, HDR 10 Plus, HDR Plus gibi farklı seçeneklerde bulunuyor. Ve bunların tabii ki özelliklerini her videoda anlatıyoruz ama daha canlı HD görünümler bizlere sağlıyor bu özellikleri. Aynı zamanda 1200 nits'e kadar da bir ekran parlaklığı bulunuyor. Bu da normal güneş altında cihazı gayet rahat bir şekilde görebileceğiniz, herhangi bir şekilde bir gölgeye sığınmanız gerekmediğini de bizlere göstermiş oluyor. Cihazın donanım tarafına bakacak olursak da çok yeni bir işlemci kullanıyor aslında. Snapdragon 7 Gen 3 bu cihazda beraber bizlerle. 4 nanometrelik 8 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. Cihazın 8 ve 12 GB'lık da RAM seçenekleri var. Bunlar ekstra olarak 256 GB, 512 GB'a kadar da dahiliye depolaması yer alıyor. Grafik işlemcisinde ise Adreno 720 kullandığını da söyleyebiliriz. Cihaz bu tarafta hem ekranın canlılığı deneyimi olsun hem de işlemci tarafında olsun bizlere oyun performansında da güzel özellikler sunduğunu söyleyebilirim. Akışkanlığı, evet, 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı olması size, eğer karşınızdaki düşmanınız 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranına sahipse, daha hızlı, daha akışkan, daha önde olabilir deneyimler sunuyor. Zaten Snapdragon 7 Gen 3 de oldukça yeni bir işlemci. Bu yüzden herhangi bir sıkıntı ya da ısınma yaşamayacağınızı da söyleyebilirim. Gayet günlük kullanımımızda sizi götürebilecek bir cihaz. Donanım demişken de buraya bataryaya girmek istiyorum. Bu cihazın en önemli özelliklerinden biri de aslında bataryası. Neden? 5000 mAh'lik bir bataryası var. Okey, birçok cihazda görüyoruz zaten bunu. Bunun yanı sıra sizlere kutunun içerisinden, daha demin kutu açılışı gerçekleştirmiştim zaten. Kutunun içerisinden 80 wattlık da bir şarj adaptörü çıkıyor. Yani hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. 40
48 dakikada sıfırdan %100 bu telefon şarj olabiliyor. Yani siz bir yere gitmeden önce hazırlanıyorsanız sizi günlük kullanımınızı idare edebilecek şekilde çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Ama burada bahsetmek istediğim asıl önemli özellik şu. Vivo'nun sizlere batarya ömrüne garanti sunuyor olması. Sizlere 4 yıl boyunca %80'in altına düşmeme gibi bir garanti sunuyor. Yani bu ne demek oluyor? Bizler bir cihaz aldığımızda %100 maksimum kapasiteyle alıyoruz ama farklı markaların politikalarına göre bazen 500 kere şarj ettikten sonra artık batarya ömrü yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Hepimiz biliyoruz artık bunu. Ama burada Vivo size şöyle bir garanti sunuyor. Testleri de zaten oldukça başarıyla geçmiş. 1600 şarja takıp çıkarma garantiyle 80'in altına düşmeyeceğini söylüyor. Eğer sizler 4 yıl altında bu cihazı kullanırken batarya ömrünüz, pil sağlığınız %80'in altına düşerse ücretsiz bir şekilde pil garantisi veriyor. Bunu değiştirebileceğini söylüyor. Bu bence sektördeki diğer cihazlara göre kendini ön plana atan çok önemli bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Android cihazlarda pil sağlığını genelde çok fazla görmüyoruz. Ama Vivo V30'da bu pil sağlığı özelliği de ayarlar kısmında bulunuyor. Bu da güzel bir özellik. Ekstradan araya bahsetmek istedim. Cihaz işletim sisteminde Android 14 tabanlı bir işletim sistemini kullanıyor. Arayüzünde ise oldukça kolay bir arayüzü var ve kendi arayüzünü kullanıyor. Funtouch OS diye bir arayüzü var. Bu da cihazın kendi özelliği. Kolay bir kullanımı var, kolay bir erişimi var. Bundan da kısaca bahsetmiş olayım. Cihazın dayanıklılık kısmından bahsedecek olursam da IP54 sertifikası bu cihazla beraber yer alıyor. Yani yağmurda olsun ya da herhangi bir su değmelerinde bu cihaz herhangi bir zarar görmeyecektir. IP54'te gayet geçerli bir sertifika olduğunu söyleyebilirim. Wi-Fi tarafında Wi-Fi 5 teknolojisini destekliyor. Bu da güzel. Bluetooth versiyonunda ise Bluetooth 5.4'e kadar bir destek mevcut bu cihazda. Ekstra eklemek istediğim bir şey de var bu cihazda. Çift sim takabiliyorsunuz. Eğer bir iş insanıysanız hem özel hayatınız hem de kurumsal hayatınızı aynı anda tek bir telefonda yürütebileceksiniz. Bu da güzel bir özellik. Şimdi ise gelelim cihazın gerçekten ön plana çıkaran bir özelliği olan kameraya. Kameraya en sonda yer vermek istedim. Çünkü anlat anlat bitiremeyeceğim özellikleri var. Daha öncesinde yukarıda bulabilirsiniz. Kartlardan bir fotoğraf incelemesi gerçekleştirmiştik. Karşılaştırma yapmıştık. Ama sizlere yine bu videoda incelemede kamera deneyiminden de bahsetmek istiyorum. Cihazın daha demin arkasında gördüğümüz gibi 3 tane kamera kurulumu bulunuyor arkadaşlar. Bu 3 kamera kurulumunda 50 megapiksellik bir ana kameramız, 50 megapiksellik ikinci kameramız, geniş açılı bir kameramız ve 2 megapiksellik makro çekim kameramız bulunuyor. Bu da bokeh yani portre fotoğraflarda bizlere yardımcı olan bir kamera. Hatta bundan bahsetmişken cihazın en önemli özelliklerinden biri olduğu için üst tarafta bizlere profesyonel portre modu yazan da bir yazı bulunuyor. Bu da zaten normalde üst taraflarda hoparlör görürüz. Bundan da küçük bahsetmek istiyorum. Keşke yukarıda hoparlör de olsaydı, sarıyor bir hoparlör kullanılsaydı ama tek bir hoparlöre yer vermiş. O da alt kısımda bulunuyor. Ama yukarıda portre modunun profesyonel bir şekilde oluyor oluşu bu cihazı öne çıkaran özelliklerden biri olduğunu ekstra vurgulamak için buraya konmuş olduğunu söyleyebilirim. Hepimizin cihazlarına tabii ki flash var. Flash kullanıyoruz. Ama bu cihazın öyle bir özelliği var ki yanınızda tripod taşıyor gibi düşünebilirsiniz. Sizin alanınıza göre arkadaki yapay zeka ile beraber ışığı ayarlıyor. Yani normal bir fotoğraf çektiğimizde telefonumuzda flash patladığında bazen böyle gözlerimiz kırmızı fal taşı gibi çıkabiliyor. Bazen çok fazla aydınlık oluyor. Göremiyoruz ama arkada bulunan star ışığı portre modu sayesinde bu ışığı dilerseniz sıcaklık tonunuza göre bile ayarlayabiliyorsunuz. Kendinize göre beyazdan sarıya doğru, turuncuya doğru bu star ışığı portresini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu en önemli özelliklerden biri. Ama burayı dağılmayacağım. Birazdan daha detaylı bahsedeceğim. Dediğim gibi üçlü kamera sistemi var. Ön tarafa bakacak olursak da burada da 50 megapiksellik bir ön kamera selfie modu görüyoruz. Cihazın ön ve arka tarafında video çözünürlüğünde ise 4K 30fps'e kadar da video çözünürlüğü sağlayabiliyorsunuz. Peki, daha demin böyle araya birazcık karıştırdım ama şimdi daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim kamera tarafından. Şöyle güzel bir özelliğimiz var. Öncelikle kamerayı açtım. Bizler grup selfiesi çekiyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlarımızı, anılarımızı ölümsüzleştirmek istiyoruz. Artık neredeyse her telefonda normal çekim ve geniş açılı bir çekim bulunuyor. Ama yakın çekim maalesef ki birçok telefonda bulunmuyor. Ön tarafta selfie modunda 0.6'ya kadar geniş açı, normal çektiğimiz bir açı, aynı zamanda 2x'e kadar da yakınlaştırabildiğimiz bir açıyı bizlere sunuyor. Böyle güzel bir özelliği var. Grup
grup çekimlerinde ise neredeyse 10 tane arkadaşınızla beraber ön kamera selfie modunda çekimler yapabiliyorsunuz. Grup çekimleri demişken arkadan bahsedelim biraz da. Arkada geliştirilmiş yeni özellikler var. Neredeyse geniş açıya aldığınızda 198 derecelik bir geniş açıya sahip oluyor. Bu da neredeyse 30 kişiyle beraber bir grup fotoğrafı çekebileceğiniz, aynı zamanda manzarayı da arkanıza alabileceğiniz, hiçbir anıdan mahrum kalmayacağınız deneyimler sunuyor. Bu da oldukça güzel geliştirilmiş bir özellik olduğunu belirtmek istiyorum. Video tarafında teknik özelliklerden bahsetmiştim ama bu 4K çekimin hem ön hem arka tarafta olması da bizlere avantaj sağlıyor. Şu an sizlere göstermeye çalışacağım, buradan oraya yansıyacak mı bilmiyorum ama yukarıdan flash özelliğini açtığınız zaman aura ışığı her zaman açık diye bir özellik var. Şu an gördüğünüz gibi yanıyor. Bu ışığı sizler ortamınıza göre farklı derecelendirebiliyorsunuz. Ben şu an beyazı aldım mesela ve buradan sarıya, biraz daha turuncuya gibi sıcaklığı artırabiliyorum. Bunun olması çok güzel çünkü ortamımıza göre ayarlayabiliyoruz. Aynı zamandaysa hiçbir şekilde düşük ışıkta görüntü kalitesinden de ödün vermemiş oluyoruz. Flash gibi bir anda patlamasındansa bizlere daha öncesinde ne gibi görüntüler çıkabileceğini de arkada ışık yandığı için görebilmemizi sağlıyor. Bu oldukça güzel, cezbedici, hatta sektördeki birçok cihaza göre fark atan bir özellik diyebilirim. Bence öyle. Çünkü ben her an yanımda ışık taşıyamayacağım için bana böyle güzel bir özellik sunması tercih edilebilir bir sebep diyebilirim. Bunun yanı sıra cihazın içerisinde çok fazla özellik bölünüyor. Yüksek çözünürlük, yavaş çekim, pro mod, ikili görünüm, bildiğiniz üzere bloglarda çok fazla tercih ediyoruz. Süper ay gibi, yemek çekimleri gibi, gece çekimleri yani ay çekimleri şu an çok popüler biliyorsunuz. Bu çekimleri yapmak istiyorsanız bunlar için ekstralar, modlar bulunuyor. Bunun yanı sıra cihazın yapay zekası da oldukça gelişmiş olduğu için fotoğraflarınız daha canlı. Bir aksilik değil ki kameramızın şarjı bitti, hemen hız kesmeden devam ediyorum. Cihazın yapay zeka özelliğinin de olması yanı sıra fotoğraflarınız daha canlı bir görünmeye sahip oluyor. Aynı zamanda artık birçok telefonda görüyoruz. Cilt modu, yani sizlere eğer isterseniz o an kendinizi iyi hissetmiyorsunuzdur, makyajınızı ekstra olarak ekleyebiliyor. Aynı zamanda fotoğraf düzenleme tarafındaysa bizlere güzel özellikler sunuyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız tabii ki aşağı yazabilirsiniz. Sizlere aktarmaya çalışırız. Şu an sesim size aktarıp aktarılmadığını da bilmediğim için o yüzden videoyu çok da fazla uzatmayacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa aşağıda yazmayı, belirtmeyi unutmayın. Alınabilir bir cihaz mı? Bu segmentte kesinlikle tercih edilebilir. Aynı zamanda pil garantisi, ömrü veriyor olması ve kamera tarafında eğer ben sürekli ışığım yanımda olsun istiyorsanız portre modlarıyla çok güzel işler ortaya koyuyor. Şu an piyasa fiyatı ise 23-25 arası gidip geliyor. Sizler de bakabilirsiniz. Hiç belli olmuyor çünkü bugünümüzde yarınımız bir değil. Kendinize iyi bakın. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.